Şimdi Ümit Özdağ'ı dinledik. Siz de dinlediniz sanıyorum Müsavat Bey. Ee, ne diyeceksiniz? Yani yaklaşımını ortaya koydu. Biz de her türlü soruyu e sorduk kendisine. Enine boyuna e Öncelikle... Evet. Çok özür dilerim Ahmet Bey. Bu senkron problemi yüzünden zaman zaman sözünüzün arasına giriyor gibi düşünülebilir. Ee, ...bu teknik ayrıntıyı da belirteyim... Ee, ...bir e, kusur işlersek de bağışlayınız... ...çünkü Ankara'dan ediyorsun. katılmanın zorluğunu... Aha, ...Ankara'dan katılmanın zorluğunu... ...orada bulunan konuklarınız da... ...daha önceki dönemlerde mutlaka... E, ...yaşamışlardır... E, ...sorumlu yayıncılık anlayışınız için de... ...ayrıca çok teşekkür ediyorum... ...buraya e, bir takım iddiaları... ...cevaplandırmak üzere gelmedim... ...çünkü... En başından itibaren siz de biliyorsunuz, kamuoyu da biliyor. Sayın Ümit Özdağ'ın iddialarını doğru bir yerinde bulmadığımı ifade etmiştim. Bugün de dinledim, izledim programınızı dikkatlice. Ümit Bey mevcut iddialarının üzerine yeni bir şeyler koymadı. Geçmiş dönemlerde söylediklerini tekrar etti. O bakımdan daha önceden defalarca e, cevaplanmış e, bir takım iddialara burada yeniden e, cevap vermek suretiyle e, kamuoyu gündemini kapsamlı bir biçimde meşgul etmeyi e, doğrusunu isterseniz arzulamıyorum. Ama e, bazı başlıklar üzerinde <laughs> durmanın yani e, gerekli bey, olduğu da kanaatini taşıyorum. Hayır, müsavat Bey bir şeyi hatırlatmak isterim size eğer yani şunu derseniz o da kabulümüzdür. Yani ben biz bu iddiaların tümüne yeterli cevapları vermiştik. Ben bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum derseniz hemen konuyu kapatır, Türkiye gündemine geçebiliriz. Yani sizin tercihinizdir. Ama herhalde birkaç şeye işaret etmek istiyorsunuz. Buyurun. Evet bu hassasiyetiniz için de e, ayrıca e, çok teşekkür ediyorum Ahmet Hakan Bey. Ee, dediğiniz gibi daha önceden defalarca e, cevapladığımız e, muhataplarının da kabul etmediği iddialar bunlar. Sayın Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun yalanladığı, Karamollaoğlu'nun e, yalanladığı, Kaboğlu'nun yalanladığı, e, HDP'nin iki eş başkanının yalanladığı ve hatta e, Sayın Genel Başkanımızın e, yalanladığı iddiaları tekrarlıyor. Ben bir iki teknik ayrıntı e, üzerinde e, durulması gerektiği kanaatindeyim. E, yani şunu da demiyorum. Yani Bunların yalanladığı, siyasi parti liderlerinin yalanladığı bir şeyi e, Sayın Ümit Özdağ tekrarlıyor. Hangisine inanalım da demiyorum. O kamuoyunun e, takdirinde bir konudur. Yalnız sizden hasreten bir istirhamım var. E, ekranın altında Akşener-Özdağ kavgasının sebebi ne deniyor? Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'le Sayın Ümit Özdağ'ın Herhangi bir kavgasının olması söz konusu değil. Dolayısıyla onun sebebinin araştırılmasında yerinde görmüyorum. Bunu da ifade etmiş olayım. İşte gazeteci şeyi ee, bu. Bir takım <laughs> bir gazete Gazeteci <laughs> evet. işin en şey kısmını başlıklandırır. Ee, evet. da, tamam. Dikkat çeken kısmını başlıklandırır. Siz nasıl, siz, aha, siz, 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 siz nasıl gazeteciliğin gereğini yapıyorsanız. Tabii. Ben de siyasetçi olmanın gereğini yerine getirmek bakımından Şüphesiz. hatırlatayım istedim. Bu çalışma 2012 yılında yapılmış. 2012 yılında iyi parti yok. E, 2018'in Ocak ayında gündeme gelmiş. Sayın Özdağ iddia ediyor. Ben kronolojik bir takım bilgiler vereceğim size. E, i̇şte Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsaydı kullanıl kullanılmak üzere hazırlandığını iddia ediyor. 2018'in Ocak ayında Türkiye'nin gündeminde seçim bile yok. Dolayısıyla seçime yönelik bir e, hazırlık olduğu iddiası da e, doğrudan doğruya e, boşlukta kalıyor. Kişilerin ilişkileri üzerinden bir takım değerlendirmeler ve e, yaftalamalar yapma e, ihtiyacı e, hissediyor. Ama Sayın Ümit Özdağ'ın kimliği üzerinden biz hiçbir e, değerlendirme yapmıyoruz. Bu bahse konu e, anayasanın değişmez maddelerini, değiştirilemeyecek olan maddelerini e, ...gündeme getirip değişmek, iste, değişmek istediğini, değiştirilmek istendiğini e, söylemek bile e, İyi Parti açısından e, hayatın doğal akışına e, aykırı bir durumdur. Bu belgenin e, yayınlandığı tarih, bu konuların konuşulduğu yer, mekan, vakıf onların üstünde hiç durma ihtiyacı bile e, hissetmiyorum. E, zira kamuoyu bu konuyla ilgili e, defalarca bilgilendirildi. Ama... Şunu söylemeden geçemeyeceğim. İşte şu tarihte burada bulundu, bu tarihte şunu yaptı. E, derlerse ve kişileri bunun üzerinden yaftalamaya kalkarlarsa, Sayın Ümit Özdağ 2009'da-2011 yılları arasında e, kadrolu olarak ya da maaş almak suretiyle hangi televizyon e, kuruluşunda e, yorumculuk yaptığını da sormak gerekir. Hangi o dönemde televizyon biliyorsunuz? E, ak Hakkın İpek'in sahibi olduğu Kanal Türk'te e, Ümit Bey e, program yapıyordu. E, 2009 ve 2011 yılları da e, Ergenekon ve Balyoz davalarının zirve yaptığı e, yıllardı. Biz e, FETÖ iltisaklı bir yayın kuruluşunda yorumculuk yaptığı için ve hatta e, Emre Uslu denen şahsiyetin 21. yüzyıl, dergisinde yazılar yazdığı için Sayın Ümit Özdağ'ın siyasi kimliğini sorgulamaya alamayız. Bizim burada gösterdiğimiz hassasiyete kendisinin de doğru bir pencereden yaklaşıp özen göstermesi gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde onun söyledikleri doğruysa o yayın kuruluşunda yorumculuk yapması ve sahibinin sahibi olduğu derginin sayfalarında Emre Uslu'ya yer vermesi de bir FETÖ iltisakı olarak tanımlanır. Türkiye bunlarla meşgul olmamalıdır. Türkiye'nin önünde çok önemli gündem maddeleri var. Türkiye onları tartışmalıdır ve Türkiye bu yapay gündemleri tartışırken gerçek gündemleri de ıskalamamalıdır. Buna hem siyasetçi sorumluluğuyla yaklaşmamız... Hem bilim adamı kimliğimizi <laughs> ön plana çıkanarak çıkararak, çıkararak e, rasyonel bir e, bakış açısına sahip olarak e, <laughs> değerlendirme yapmamız e, icap ediyor. E, konular birbirine girdi. Yerel seçimler, İdris Naim Şahin'in al adaylığı, sayın işte Buğra Kavuncunun e, İyi Parti Genel Başkanlığına e, hazırlanması vesaire gibi e, meseleleri de kendileri gündeme taşıdılar. İyi Parti öyle Sayın Ümit Özdağ'ın <laughs> tahmin ettiği gibi içinde her isteyenin her istediği zamanda istediği şeyi yapabileceği bir siyasi parti değildir. İyi Partici İyi Parti'nin yöneticilerine itham, isnat ve iftira altında bulunan önemli şahsiyetlerine sahip çıkmak da bizim siyasi sorumluluklarımızın arasındadır. Ben Burra Bey'i İYİ Parti'ye geldiği andan itibaren e, tanıdım. E, ailesinden e, tanıdıklarım e, var. E, Sayın e, Ahmet Kamil e, Erozan'ı yine e, İYİ Parti'de e, bulunduğum süre içerisinde tanıdım. Ama Nuri Okutan Bey'i e, öğrencilik yıllarından itibaren de tanırım. Dolayısıyla e, bu bahsettiğimiz kişilerin olduğu yerde özellikle... Nuri Okutan Bey'in isminin altını çizerek ifade etmekte fayda mülahaza ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliği, dirliği ve büyük Türk milletinin istikbaliyle ilgili kararlar aleyhine, önemli kararlara imza atılabilmesi dahi mümkün değildir. Geçiniz bu kararlara imza atmayı bunların tartışma masasına getirilmesi dahi mümkün değildir. İyi Parti milliyetçi, kalkınmacı, demokrat ama diğer partilerden farklı olarak demokrasiyi içselleştirmiş bir siyasi yapıdır. Bu kabul olayların yaşandığı yerde İyi Parti çok basit meselelerini tartışma masasına alıp saatlerce tartışırken böylesine önemli bir konuyu Sayın Ümit Özdağ'ın e, i̇ki sene kamuoyundan ve e, başkanlık divanından, genel idare kurulundan, e, İyi Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi, parlamento grubundan e, saklayıp bugün gündeme getirmesini de e, doğrusunu isterseniz yadırgıyorum, e, anlamlı değil, maksatlı buluyorum. Bunu Peki. da ifade etmekte e, yarar görüyorum. Musavat Bey ee, biraz... Dediğim bir şey Şöyle yapalım buyurun. isterseniz, biraz diğer isimler, e, konuklarımızla konuşsunlar. Belki onlara da cevap verirken e, eksik bıraktığınız hususları topla e, tamamlama fırsatı da bulmuş olursunuz. Önce Hakan Bey sözü istiyor. Hakan Bayrakçı buyurun. Evet, Buyursun. iyi akşamlar Sayın Vekilim. Ee, ben toplumun en fazla ilgilendiği ya da onları alakadar edecek kısmı ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Çünkü işim toplumun nabzı neticede. Siz İyi Parti olarak hem partiniz adına hem kendi adınıza bu söz konusu edilen, edilen anayasa taslağını e, bilerek ya da bilmeyerek hiçbir şekilde partinizin onaylamadığını ve onaylamayacağını açıkça beyan eder misiniz? Yoksa gün ne gösterir der misiniz? Toplum bununla ilgilenir, bunu merak eder. Bunu... Bunu açık ve net olarak e, elbette ki beyan ederim. E, Sayın Genel Başkanımızın da bu konuyla ilgili ifadeleri bizim e, beyanlarımızı tekeffül eden e, açıklamalardır zaten. Bunlar İyi Parti'de gündeme bile getirilemez. Ya zaten bunlar bugün e, Türkiye'de de gündeme gelemez. Çünkü iddia şu anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddeleri üzerinde konuşuyoruz. Yani bugün e, siyasi fantaziler e, yapmakla e, e, meşgul olmayı e, ben e, yadırgıyorum. Peki. Yani Türkiye'nin evet anayasanın e, dili üzerinde e, bir takım şeyler e, söylenebilir. Yani Asal e, e, Müsavat <laughs> Bey çok çok özür dilerim çok net cevap veriyorsunuz. Yani kardeşim olmaz diyorsunuz. Yani, gölgesi ha, bile olmaz. Gölgesi bile olmaz diyor. Tamam Hı. bitmiştir. Hı. Nedim. Sayın dersi oldu. akşamlar. Ya işte, İyi akşamlar efendim. Ee, Üstad şunu sormak isterim. Ee, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu birkaç gazetede, Cumhuriyet Gazetesi'nde, Sözcü Gazetesi'nde Millet İttifakı ve parti isimleri de sayarak bir anayasa taslağı hazırlandığını ya da bir anayasa e, ilkeler metni hazırlandığını söylemiş 2018 yıllarında. Tam da deminden Ümit Bey'in de ifade ettiği gibi örneklerini gösterdi. O süreçte siz bu ittifakın resmi üyesiydiniz. Ve acaba CHP nezdinde şu girişimde bulundunuz mu? Bir dakika bizim dışımızda bir anayasa taslağı mı hazırlıyorsunuz? Bundan bizim niye haberimiz yok? HDP ile. Hani HDP'yi de katmayalım. Sadece sizin yani CHP ve ben resmi ittifakı dikkate alıyorum. o Yine Kemal Kılıçdaroğlu dört parti diyor ama. Biz yine resmi yani olay dağılmasın diye İyi Parti, CHP ve Saadet Partisi'nin olduğu bir e, grubun bir taslak hazırladığını Kılıçdaroğlu defaatle söylüyor. Ondan sonra Akşener'le, Sayın Akşener'le Kılıçdaroğlu de, birkaç çokça yan yana geliyorlar. Sonrasında yan yana geliyorlar. E, Sayın Kılıçdaroğlu nereden çıktı böyle bir anayasa taslağı? Siz böyle demeçler veriyorsunuz. E, bu yanlış anlamaya sebep olabilir gibi bir... E, girişimde bulundunuz mu? Birinci sorun bu. İkincisi bu metni yani bu 30 sayfalık metni Ümit, Ümit Bey'in elindeki metni İbrahim Kaboğlu vermiş. Ve İbrahim Kaboğlu bunu verirken de partinizin ismini de e, deminden saydığınız sayın milletvekillerinin isimlerini de Kamil Erozan ve e, Okutan, Sayın Okutan'ın isimlerini de vermiş. Şimdi siz de bunu ısrarla bu diyorsunuz ki biz o olaylarda yokuz. O 2018 başlangıcı ve Ağustos'a kadar süren olaylarda yokuz. Bu 2012 taslağı. Dolayısıyla biz böyle bir taslanışta hiç yer almadık. O zaman siz resmen, resmen ittifak yaptınız ve çok iyi diyaloglarınız olan Sayın Kılıçdaroğlu nezdinde İbrahim Kabaoğlu hakkında bir şikayette bulundunuz mu? Mesela Sayın Kabaoğlu siz nasıl olur da bizim bir parti yetkilimize bizim içinde olduğumuzu Söylediğiniz bir taslak veya ilkeler metni veya bir yazılı evrakı nasıl verirsiniz? Hatta bu tartışmalar ortaya çıktıktan sonra sizin Sayın Genel Sekreteriniz e, Uğur Bey Uğur Bey bu sahte döküman photoshoplar yapıştırılmış diyerek dediği için adınız partinizin adı da bu konuda suistimal edildiğine göre Sayın e, Kabaoğlu hakkında CHP yöneticileri hakkında veya CHP hakkında bir suç duyurusunda bulunmayı düşündünüz mü hiç o süreli? Biraz uzun oldu sıra. bakmayın. Efendim çok teşekkür ediyorum. İstirham ederim. Yok hayır e, gayet de yerinde oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, dediği dört partiyi kapsıyor ve Millet İttifakı'nın içinde sizin de ifade ettiğiniz gibi e, HDP yok. E, bu dört siyasi partinin kendi arasında e, bir araya gelmek suretiyle bir anayasa komisyonu oluşturma durumu da e, söz konusu değil. Millet İttifakı'nı oluşturan e, siyasi partiler e, seçim vaatleri arasında iyileştirilmiş, güçlendirilmiş e, demokratik parlamenter sisteme e, dönüş mesajları veriyorlardı. E, dolayısıyla siz de deneyimli bir e, gazetecisiniz. Bunun siyasi partilere soru e, olarak yöneltilmesi de kaçınılmazdı. Böyle bir e, sorunun matabı olan bir e, siyasi liderin de kendi partilerinin içinde böyle bir çalışma olmadığını ifade etmesi zaten siyasetin gerçeklerine de aykırı. Bu soru bir toplantıda bana da soruldu. Ben de cevaben biz İyi Parti olarak iyileştirilmiş, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçiş için bir partimizin yetkili kurullarında bir anayasa çalışması yaptığımızı ifade etti, ettim. Şimdi bu dört siyasi partinin bir araya gelmek suretiyle komisyon oluşturmak suretiyle yapmış olduğu bir çalışma değil. Ayrıca sayın e, Kabaoğlu'nun Ümit Özdağ'a e, neler söylediğini de bilmiyoruz. E, Ümit Özdağ'ın iddiaları var. E, sayın Kabaoğlu bana e, bunları bunları e, söyledi diye. E, yapmış olduğu diğer iddialar gibi e, Kabaoğlu ile olan görüşmesinde de Ortaya attığı iddiaların e, önümüzdeki günler içerisinde ya da yaşadığımız gün içinde e, boşluğa e, düşmesi de e, söz konusudur. O sebeple Sayın e, Kaboğlu e, bize bir şey söylemedi. Bizim genel başkanımıza bir şey söylemedi. E, şahsen bana bir şey söylemedi. Ümit Özdağ ne söylediyse bunu en iyi e, ...Kaboğlu e, bilir. Siz merak etmediniz e, şimdi mi Musaat Bey? Olarak siz, siz çok saygın birisiniz... ...kamuoyundan. E, siz mesela çok, şahsen... Çok ...ya e, şeyde... E, e, ...İbrahim Kaboğlu'nu arayıp da... ...arkadaş Ümit Özdağ elinde... ...bir metinle dolaşıyor ve sizden aldığını söylüyor... ...ve bir takım bizim partimizde ...bağlayan sözler söylüyor. Bunlar doğru mu değil mi diye hiç merak etmedi mi partiniz? Ya Ben e, şunu söyleyeyim. E, elbette Ümit Bey bu iddiaları e, gündeme getirdiğinde sorulması gereken yerlere e, ben e, sordum. E, ama bunlara Sayın e, Kaboğlu dahil değildir. Ben Sayın Erozan'a sordum, Sayın e, Okutan'a sordum. E, zaten partinin yetkili kurullarında herhangi bir soruya ihtiyaç duyulmaksızın Sayın Genel Başkanımız tarafından da bu açıklandı. Şimdi bir takım arkadaşlar ellerinde kayıtlar olduğunu, dökümanlar olduğunu, ses kayıtları, görüntü kayıtları olduğunu e, ifade ediyorlar ki Ümit Bey de e, bunlardan e, biridir. Ellerinde böyle bir özel e, mutabakat metni şayet varsa anayasaya yönelik ya da anayasanın tartışıldığı mekanda dörtlü bir toplantı yapıldığına e, işaret eden e, bir takım bilgi ve belgeler varsa Kamuoyuyla tartışabilirler. Ben e, şu yönüyle de ifade edeyim. Dediniz ya İbrahim Kaboğlu'na merak edip e, niçin e, sormadınız diye. Ben e, en muhtemet kişilere sordum efendim. E, dolayısıyla e, Sayın Kaboğlu'nu da arayıp Ümit Özdağ ne konuştuklarını e, sorma ihtiyacı Peki. hissetmedim. Ben partimin e, Sayın Genel Başkanı'nın ifadelerini yeterli bulurum. Burada e, dava ve kader arkadaşlarımın ifadelerini yeterli bulurum. Onların Peki. siyasi geçmişlerinin kendilerine e, kefil olduğuna da e, yürekten Peki. inanırım. Dediğim gibi söylüyorum. İyi partinin olduğu yerde bu konular konuşulmaz bile. Peki, Ama bence. Ümit Bey'in başka bir iddiası var. Evet. Ü, Ümit Bey'in iddiası var. Türk milliyetçileri e, bunu bilmiyorlardı. E, i̇şte bu sürpriz olarak e, karşımıza çıktı diye. Ümit Bey, Bey çıktı her televizyon e, programında e, benim e, Türk milliyetçiliği noktasındaki e, kırılmaz çizgime atıfta bulunuyor. E, demek ki ideolojik olarak, e, müktesabat olarak beni kendisine yakın buluyor. İki sene bunu benden niye sakladı da bugün İyi Parti yükselişe geçince ya da bir takım e, netamirli dönemler içerisine e, girince bu yola tevessül etti... Doğrusunu isterseniz anlayabilmiş değilim. Peki, ben e, bu kadarını yeterli buluyorum. Eğer bu konularla ilgili, yani Ümit Özdağ ve İyi Parti bağlamıyla ilgili bir şeyler söyleyecek konuğumuz yoksa e, Metinere dönüyorum, Murat Çelik'e dönüyorum. Yoksa diğer Türkiye gündemine geçeceğim. Murat var mı, Metiner var mı söyleyeceğiniz? Yok. yok Metiner yok, yok, yok diyor. Geçelim. Murat sende var mı bir şey? Yok. Yok yok ben de. Peki.